hiç para vermeden hiç para harcamadan alacağımız bir vitamini depolama aylarındayız. Tahmin ediyorsunuz. D vitamini depolama aylarındayız. Yaz ayları o yüzden Dikkat etmemiz gereken noktaları bu videoda anlatacağım. Ee, öncelikle D vitamini nasıl sentez ediliyor? Çok kısaca bir cümlede anlatayım. Vücudunuzda bir öncü madde var. Güneşten gelen ışınların arasında da ultraviyole B var. Bu ultraviyole B ışınları geliyor cildinizde o maddeyi D vitamininin ilk öncü maddesine çeviriyor. Böylece bu üretim süreci de başlamış oluyor. Ancak burada etkili birkaç faktör var. Şimdi Türkiye'de yaşamakta olan bir kişi günde kaç dakika güneşlenirse yeterli D vitamini sentezi yapmış olur. Önemli faktörlerden bir tanesi ülkenizin bulunduğu coğrafya. Türkiye Mid Latitude denen bölgede. İşte dünya haritasına baktığınız zaman şu renkli bölge Mid Latitude olarak görülüyor. Gördüğünüz gibi birkaç e, burada e, ülke var. Sadece Türkiye yok. Ama e, burada önemli olan şu. Bu bölgeye gelen ışınlar mevsimine göre değişiklik gösteriyor. Yazın güneşin ışınların güneş ışınlarının geliş açısı biraz daha dik olduğu için daha fazla D vitamini sentez etme şansınız var. Ama kış olduğu zaman güneşin geliş açısı biraz daha geniş olduğu için e, ultraviyole B fotonları yani parçaları ozon tabakası tarafından emiliyor çünkü. Açı geniş olduğu için güneş ışınlarının aldığı yol daha uzun. Dolayısıyla orada ozon tabakası fotonları emiyor ama dik olduğu zaman direkt olarak geliyor. Daha az yol alıyor. Böylece daha fazla ultraviyole B cildinize ulaşıyor. Dolayısıyla siz daha fazla e, üretebiliyorsunuz vitamin D vitaminini. Şimdi peki Burada başka faktör var mı? Evet var. Cildinizin tipi çok önemli. Coğrafyadan bahsettik, cilt tipinden bahsediyoruz. Şimdi cilt tipi aslında kabaca 6 cilt tipi var. Genellikle bizim e, gibi Orta Doğu halkının e, diyelim tip 3 olarak tanımlanıyor. Tip 1 dediğimiz mesela albinolar e, yani hiç melanin pigmenti olmayan insanlar. Çünkü melanin pigmenti aslında doğal bir e, güneş koru koruyucu kremi. ...gibi davranıyor. Albino'larda hiç melanin yok. Ee, kızıl saçlı olan kişiler. Tip 2... E, ...onlar mesela İskandinav ülkesinde olanlar. Onlar biliyorsunuz hemen böyle güneşe çıkar çıkmaz... ...hemen yanarlar, ciltleri kızarırlar. Ee, böyle çok da... ...bronzlaşamazlar. Daha fazla kızarırlar. Tip 3 dediğim gibi Orta Doğu olarak düşünebilirsiniz. Tip 4 daha fazla... ...Asya, Çin olabilir, Japonya olabilir. Tip 5... E, o ...mesela Hint olan Hindistan'da yaşayanlar, Pakistan'da yaşayanlar tip 5 ve tip 6'larda siyahi ırk olarak tanımlayabilirsiniz. Yani bir kişinin cilt tonu ne kadar koyuysa D vitamini sentezi o kadar zor oluyor. Birçok çalışma var böyle mesela ışın veriyorlar ve D vitamini sentezi ne kadar artıyor diye bakıyorlar ve görüyorsun ki ciltte melanin ne kadar çoksa D vitamini üretimi de o kadar düşük oluyor çünkü melanin orada güneş koruyucu krem gibi davranıyor. Güneş koruyucu kremlere gelelim. Güneş koruyucu kremlerde de şöyle bir gerçek var. Güneş koruyucu kremi çok fazla kullandığınız zaman vücudunuzu hiç güneşle temas ettirmediğiniz zaman ve bunu kremle önlediğiniz zaman da D vitamini senteziniz azalıyor. Örneğin 7 koruma faktörü olan bir güneş kremiyle güneşe çıktığınız zaman D vitamini sentezinizi %95 oranında engelliyorsunuz. 15 faktörlüye geldiğiniz zaman bu koruma, bu önleme daha doğrusu %98'e çıkıyor. Dolayısıyla güneş kremi kullanmadan güneşe çıkıp aslında güneşlenmeniz gerekiyor. Bunun ötesinde hangi saatte güneşlendiğiniz de önemli nasıl mevsimler sırasında güneş ışınlarının aldığı yol ve açı değişiyorsa günün belli saatlerinde de tahmin edeceğiniz gibi bu güneş ışınlarının dünyaya geliş açısı ve aldıkları yol da değişiyor. Öğle saatlerinde dışarı çıktığınız zaman bunun etkisi daha fazla. Dolayısıyla özellikle 10 ile 15 saatleri arasında sabah 10 öğleden sonra 3 arasında güneşe çıkmanız gerekiyor. Ve tabii ki o anda üzerinizde ne var? yeterli miktarda D vitamini sentezi yapabilmeniz için yüzünüzü, kollarınızı, elinizi ve bacaklarınızı güneşlendirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla mesela üzerinizde tamamen kapalı bir kıyafet varsa o zaman daha uzun süre güneşte kalmanız gerekir. Ama short tişörtünüz varsa uygun bir yerde güneşlenme şansınız varsa bu durumda da e, yeterli miktarda aslında D vitamini sentezini yapabiliyorsunuz. Şimdi bunları düşündüğünüz zaman yani nelerden bahsettik? Bu güneşlendiğiniz coğrafyayı söyledik. Güneşlendiğiniz mevsimi söyledik. Güneşlendiğiniz saati söyledik. Üzerinizdeki kıyafeti söyledik. Yaşınızı söyledik. Ee, ve e, onun ötesinde tabii ki güneş kremi olup olmadığını söyledik. Bunların hepsini konuştuk. Şimdi bunların hepsinin optimal olduğunu düşünürseniz bu durumda Türkiye'de haftada en az birkaç gün saat sabah 10 öğleden sonra 15 arasında toplamda yaklaşık ortalama 15 dakika güneşlendiğiniz takdirde yeterli miktarda D vitamini sentez yapma şansınız var. Ancak söylediğim gibi burada etkili çok faktör var. Şimdi bunu söyledik. O zaman burada bu videonun sonunda herkes neleri düşünmeli? Bir, yaşım ileri ise bana 15 dakika yetmeyecektir. Kapalı giyiniyorsam o zaman belki daha rahat güneşlenebileceğim, kimsenin olmadığı bir yerde güneşlenmeyi nasıl yapabilirim onu düşünmem gerekiyor. Ee, cildim çok koyu cilt koyu tenliysem e, çok zor yanıyorsam çok kızarmıyorsam e, bu durumda hani cildim böyle güneşe karşı dirençliyse koyu tenliysem daha uzun süre gene e, güneşte kalmam gerekiyor yaşlıysam daha uzun süre güneşte kalmam gerekiyor gibi bilgileri bu videoda vermeyi hedefledim sizlere. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu dakikaya kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.